Efendim 10. bölüme hoş geldiniz. Avrupa Üniversitesi 4.1.35 Domination ek paketiyle gerçekleştirmiş olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu mücadelesindesiniz. Devleti Aliye Orta Asya'daki ilerleyişini sürdürüyor. Çok yakında bir Hindistan seferi de yapacak. Ve yavaş yavaş Hindistan'ı, o yavaşlık hangi algınıza bağlı değişebilir? Birkaç sene içerisinde devasa bir kontrolü yavaş yavaş olarak kabul edebilirim. Ve bir yandan da Floransa nereden çıktı abi? Çünkü burada savaş da var. Da var işte, gelmiş savaşa. Şimdi Burgonya'nın topraklarını ele geçirmek için bir harekat başlattık. Bunu gerçekleştireceğiz ve tamamlayacağız birazdan. Ve bir tane Kastilya seferi yapıp buradan da Leon devletini, keza şu gariban devleti ele geçirme şansımız olabilir. Bunları düşünüyoruz. Bu arada ben zaten buraya sahibim, sıkıntı yok. Bir yandan da Fransa'ya komşu olup Gaskonya'yı ele geçirme, keza diğer vasıtalarını da ele geçirme planımızı devreye sokacağız. Bu neyin habercisi? Şimdi agresiflik sisteminden dolayı şu anda bu yaptığım hamlelerden sonra buralar iyice kızarmaya başlayacak. Şimdi bir yandan İsveç'in Burgonya toprakları, bir yandan bu. Ben diyorum ki aslında seriyi uzatmak istiyordum ama işte önceki bölümlerde söylediğim Fransa mevzuları falan, onları devreye sokabilmek adına bunu biraz daha erkene çekebiliriz ve bütün Avrupa'yı fethedeceğim, bir savaşı tetikleyeceğim bunun arkasına. İnfluence fikrimiz de var zaten, bir sıkıntı yok. Hepsini birden fethedip ondan sonra eyalet olarak bırakırız. O şekilde yolculuğumuzu devam ettirebiliriz veya seriyi noktalandırabiliriz. Aynı zamanda bu taraflarda da ilerleyişler devam eder. Hak iddialarımız olduğu sürece sıkıntı yok. Sizler yine yorumlarınızda durumu belirtebilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada asker sayımla alakalı devasa bir insan gücüm var. Şunu artık kullanalım diyorum. Yani süvariyi alsak da olur, almasak da olur. Şurada iki tane eklesin gene. Tamam, şimdi bir tane orduyu böyle hazırla. Bir tane orduyu böyle hazırla. Şey yoksa para kalmadı. Öte yandan ordularımız 22.000. Yani şu gemi hazır mı? Hayda, taşıma gemileri nerede? Kaldığımız yerden devam. Şimdi Moskova'yı pes ettirelim önce. Hızlı bir şekilde. Ondan sonrasına bakacağız. Devlet-i Aliye geliyor. Avrupa hazırlansın. Türk korkusu iliklerine kadar işleyecek. Roma İmparatorluğu'nun gerçek varisi hak ettiğini almak için geliyor. Durdurabilirseniz buyurun durdurun. Nereden geçemiyoruz biz abi? Geçiyorum bayağı. Bayağı geçiyorum yani. Ne oldu şimdi? Güzel. Orada iki kritik vassal var işte. Onları toplayacağız. Burada zaten hak iddialarım var. Bu Avrupa Savaşı döneminde aynı zamanda İtalyan topraklarını da almaya çalışabiliriz. Dandun. Ve Kastilya Savaşı'ndan sonra Napoli'nin fethidir bilmem ne. Bunları da. Bu arada bu Litvanya meselesini aslında halledebilirdik. Vassal olarak alabilirdik. Almadık. Yani Kırım'a biraz daha savaş erken bitirdik ya. Bunun development'ını biraz daha düşürüp ya da skorunu en azından düşürüp alma şansımız vardı aslında bu arkadaşla ama uğraşmadık, gerek yok. Onu ayrıca yurt yaparak fethedebiliriz. Şimdi sen devam et. Canım kardeşim. 1500, ya bu beklemeyelim dediğimiz için böyle oldu. İsveç'in ordusu gelmiş bile. Bu tarafta İsveç ordusu varmış, saygıdeğer İsveç. Peki. Öte yandan buraya geçebilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar. Evet, Annex indirimimiz geliyor bir kez daha, inanılmaz. 30 kere geliyor event. Teşekkür ediyoruz. Aggressive expansion. Ver abi diplomatik puan, şimdi durduk yere saçma sapan. Agresiften doğan endirekt serbest vuruş artmasın. Hop 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 hop. Bir saldırı gördüm sanki. Oba. Ha, ben saldırıyormuşum. Siz yaptınız abi diyor. Moskova'nın ordusu komutansız kağıttır diye düşünüyorum. Yani problem olmaz. Evet, meşruluğum çok vardı ya zaten. Yani daha da gitsin. Güzel. Sen nereye gidiyorsun birader böyle ya? Aldım başımı gittim diyor ya. Şuraya vurur musun? Tamam. Çok güzel. Ya ama yani
Ver lan istikrarı arkadaş, alçak. Tamam, 200 puan da vermeyeyim, kalsın. Şimdi ne demeye çalışıyorsun saygıdeğer oyun? Nerede benim süvarim? Geliyor. Geldi. Komutan, bir tane fazla olsa olur. Şunların peşine takıl. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Savoy'u fethetmeyeceğiz şu anda. Gerek yok. Önce ben bir dediğim şu iki mevzuyu halledeyim. Yani Burgonya meselesi ve sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli Fransa'nın vassalları meselesi. Bunları halledelim. Ondan sonra zaten alayına gireceğim. Tek savaşta ne var ne yok fethedeceğim. Zaten diplomatik puanım çok fazla. Vassal ilhak etmeme rağmen çok fazla aylık kazancım. Dolayısıyla yani bunu yapabiliriz. Sonraki çağda bir de şey gelecek ya aslında. Adını siz söyleyin. Wars Corvus Other Religions Cost da var bir yerlerinde. Onu kullanabiliriz. Çok ciddi bir bonus olur. %25 indirimle çok daha rahat fetih yapma şansımız var. Bu arada admin puanları yine biriktim ben diyor. Al abiciğim, al. Al. Al başımın belası. Şunu da tamamla. Hadi bakayım. Kafamız rahat şimdi. Yeter be. Şuraya yürü önce. Bana bir saldırım mı var diyecektim, ben saldırmışım. Bu arada fazla bir asker var maalesef. Yenecek gibiydi ama moral yetmez artık ona. Çok asker var. Evet, İsveç'in başkenti. Neresidir? Burasıdır. Buyurun. Şimdi oraya gidene kadar ömrümüzden ömür gidecek. Saygıdeğer Moskovalılar. Daha ne kadar kuşatma istiyorsunuz ha? Terbiyesiz adamlar. Sizden Novgorod'u söküp almak lazımdı aslında. Saygıdeğer Novgorod'u. Daha haritayı bilmiyorum. Sıkıntı orada işte. Yani gerçi haritayı bilmek çok kritik değil. Bir de Moskova'yı savaş lideri yapmadık zaten. Öyle bir problem var ama bunu yapabiliriz. Ne oldu bu arada? Aha. Garnata tamamlanmamış henüz. Bunun son seviyesini almamız gerekiyor esas olarak. Şimdi buradan buraya gidemezsin değil mi? Tonla geçiş izni lazım diyeceksin. Sen kuşat buraları. Ömrümüz gidecek şimdi. Mazandaran evlilik istiyor. Mazandaran ne kadar ilişkimiz var abisi? Gönderiyorum. Birazdan Suriye'nin ilhak tamam. Evet, gemilerin bir kısmı da aşağıda hazır olmuş maalesef. Nerede diyorduk bu taşıma gemileri? Aşağıdaymış. Fantastik. Şunu şuraya taşı bakayım. Tabii gemilerle asker götürebiliriz. Onda da sıkıntı yok. Bu nedir abi? Bu 6000 Suriye'nin mi diyeceğim? İlhak olmadı. Bu nereden çıktı? Kimin askeri bu? Bunun geri kalanı nerede? Hazırlanıyor mu? Çok enteresan bir bilgi. Dur bakalım. Hazırlanıyor mu? Evet, tuhaf. Şimdi siz buyurunuz. Siz buyurunuz. Çok iyi, devam. Bir de devasa bir ordu varmış tepede. Gönderelim. Burada kalın. Dur bir. Şimdi sizi buraya alayım. Bunu da buraya alayım. Zincirleme ilhak tamlaması. Yeter mi? İnanılmaz. Ben gidiyorum Stockholm'e. Sen bilirsin. Çok iyi. 1504'te Timur ateşkesimizi bitiyordu diye hatırlıyorum. Biz hala abi bunlara dalacağız da. Şimdi şöyle bir şey var. Önce bu savaşı bitirmem gerekiyor. İsveç tarafını özellikle. Bitirmem gerekiyor. Bitirelim ki sonraki adımlara daha rahat geçelim. Yani İsveç ateşkesi bittiğinde ya saldıracaktık tüh gönderemedik problemleri olmasın istiyorum bir yandan da. Bir yandan da. Bunları çekebilirim aslında. Ne kadar gavkep oldu aman tanrım. Biraz da arttı gibi. Tamam yeterli bu kadar. Başka bir yere yapma artık yeter yeter yeter.
Hayır, önce bir gelsin. Tamam, şimdi geçin. Çok güzel. Timur'la ateşkes bitti. Güzel. Rus kardeşlerim. Geçmişiz. Tamam. Gelmedin anlaşmaya. Ah be yavrum ya. Ordunu imha edeceğim. Bundan sonra niye böyle yaptınız hünkârım? Hayret bir şeysin ya. Alçak. Devam. İsveç ordusu gelmiş. Hoş gelmiş. Bunları kaldırabilirim artık. Kaç şu anda? Tamam, kaldırabiliriz. Almayalım. Kaldırabiliriz. Devam. Burada durumlar nasıl? Bunu imha edecektik, takip etmedik. Tamam, gider ederiz. Bu heriften bir şey almayacağım zaten. Tekrar tekrar söylüyorum. Amacım yok. Etikle ilgili. Merkantilizm. Tabii canım, gidebilir ya. Zaten yok ki. Meşruluk yok. Her yeni Osmanlı hükümdarında içine ediyor onun, sağ olsun. Gerek yok zaten. Öyle bir şeye. Abi bir yerlerden birer ka asker çıkıyor. Ben bunları bastım ama yani işte içine etti ortalığın. Bu bunun herhalde. Tamam, devam. Bunun peşine takılır mısın? O bir imha istiyor. Benim diyor ordum diyor var diyor. İmha olmadı bir türlü diyor. Olsun, ondan sonra abi yapma abi diyecek. Demedi. İnanılmaz. İnanılmaz. Bir tane daha ordum var diyor. Onu da imha edersen diyor. Oğlum bak, Polonya güçlenecek senin yüzünden. Alçak. İki toprak alacağız. Şey yapacağız. Bir toprak alacağım hatta koskoca savaşta. Acaba buna desem verir mi? Vermiyor. Peki. Saygıdeğer İsveç, sen ne diyorsun abi? Bir toprak alayım gideyim diyorum. Adamlar bütün dünyayı getirdi buraya. Gel şöyle, gel çabuk, gel çabuk. Çabuk gel çabuk. O kuşatmanın bizde kalması gerekiyor. Evet, fantastik. Bu arada Hasa kardeşimize yardımımızı yapalım. Nasıl olsa para var. Gerçi eksiye mi? Ne oldu şimdi? Alçak. Reinforce öldüm diyor. 18 duka da bir şey değil gerçi. Evet. Şimdi bu arkadaşımıza da yardımımızı yapalım. Yapmış mıyız? Pardon. Bir daha yapalım. Şey şurada. Gift nerede? Ekonomi nerede? Bakıyorsun. Dünyanın parasını aldı alçak. Peki. Şunu vassal yapalım hemen. Güzel, güzel, güzel. Nogay dur evladım. Dur çocuğum. Dur koçum. Yapmayın yavrum. Yavrum yapmayın. Heh. Bu da gitti. Şunu çıkar. Sonra onu eyalet yapacağız. Evet. Tamam. Orleans'a savaş mı açtı? Bu ne yapmış? Bırakmış mı devletleri bir ara? Bıraktırmışlar herhalde buna. Güzel. Evet, sen de oraya geçemedin bu arada. Aferin. İyi oldu. Ya Sayın İsveç, şunu bana versenize. Hadi birader. Hadi birader. Ömrümü yedin hadi. Dur. İlla gelecek bir şeyler ya. Düştü mü bu şehir? Hadi oğlum düş artık. Low. Öbür taraf gidiyor. Şöyle duralım. Lan gariban iki tane asker. Başkentin düştü hala. Oğlum skor versene. Arkadaşlar, bunlar yanlış hareketler. Moskova'yla ya para alacağız diye bekliyoruz ama dur dur be, alalım alalım. Şimdi bu vatandaşın şuraya gidebilmesi lazım. Dünyayı geziyor kendisi. Tebrikler. Şunu hemen şuraya taşır mısın zahmet olmazsa? Evet, hadi bakayım. Devam. Ya Stockholm sendromuna başlatma. Hadi oğlum git ya. Git ya. Git. Alçak. Bir tane toprak vereceğim. Bu kadar kavga edilir mi ya? 20 skora kaldım böyle diyor. Oğlum. Başkentin gitti. Efendim. Ülkeni de ne yapayım? Yakıp yıkayım mı? Geberteyim mi seni alçak? Teslim olsana. 505. 5 yıl ateşkes lazım. 5 yıl 6 yıl neyse. 11. 16'sı demişti. Heh, hadi lan git artık. Ben diyor gidemem diyor.
ek. Daha da kuşatacağız. Daha da. Gönder. Şimdi bunu şey et. Bu değil. Bunu. Devam. Bu arada ilhak edebileceğim başka kimse ilişki kasmamız lazım. Kazan 254 puanı ilhak edilebilir diyor aslında. Yani böyle boş buldukça aslında ilhak etmek lazım vassalları. Ama ve lakin yani İsveç sana da ne desem ki birader ya. Vallahi ne desem ki sana ya. Helal olsun ya. Bizi uğraştırıyorsun yani değil mi? Helal olsun. Geç. İllah diyor ben diyor uğraştıracağım abi diyor. Bravo. Donanmayı oraya çeksem olmaz şimdi. Ya şunu normalde kabul etmesi lazım. Bütün ülke işgal edildi zaten. Daha neyine savaşacaksın abi anlamadık. Ne yaptın ki savaşacaksın yani? Aha. Aferin. Hem de topçu gidiyor. İyi. İyi. Ne güzel. Güzel. Bravo. Oğlum. 33 skor oldu be birader. Ama yani hani okuru çıkardın ha. Nasıl savaşmak istersin sen lan? Neymiş talebi? Ne diyormuş? Ne istiyormuş bu? Savaş diyor o kadar uzun sürmedi. Benim diyor askerlerim var. Çok fazla 112 skor. Dostlarım savaşta. Senin ben anlaşmayı da bilmeyen hükümdarı varmış. Belli zaten anladık. Anladık canım kardeşim. Nasıl bir hükümdarın olduğunu. Alçak. Evet. Kanuni Sultan Süleyman Han geliyor. Evet bu yeni eventlerden biriydi. Getirmeyelim mi acaba? Yok. Kazak dur şimdi ortalığı karıştırma. Bekle bir. Ya hadi be evladım. Donanma nerede? Yavrum. Buna da ne yapacaksın bilmiyorum ki. Paralı askerin insan gücü duruyor hala. Evladım çocuğum. Bize bunları niye yapıyorsun? Aslında Napoli Savaşı'nı sıkıştırmam lazım burada bir yere. Kastilya. Ama işte alçaklara kar yağıyor üşümedim mi diyor. Buna saldırasım var. Efendim. Şuraya gidiniz. Ah be İsveç. Ne saçma bir devletsin ya. Vallahi bir toprak alacağız diye. Kıyamet geçti burada. Hala yok diyor. Ben diyor. Ben diyor anlaşmak istemiyorum. Vay 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 vay. Şimdi diplomatımızın birini nerede kullanalım? Bu adamlar benim vassalım oluyormuş hala. Önüne gelen vassalın olurum diyor. Bu kadar admin puanım var. Ama buraları yurt yapamıyorum işte. Ulaşamadığım için. Vassal ilhak etmem lazım. Bunun ilhakı 13'te tamamlanabiliyormuş. 13 yılında konuşalım bu mevzuyu. 13 yılında konuşalım. Başka. Jaunpur'a dalacağız dedik. Bahmanis gelmiyor. Nice. Güzel. Devam. Ama önce benim şu alçakları bir mağlup etmem lazım. Maalesef ki. Keşke evet şey yapsaydık da. Daha önceden gelseydik şu başkente. Savo'yu ikna ederdik en azından. Abi şuraya bir geçer misin? Lütfen bir şekilde geçer misin? Takılma bir yerlere. Gözünü seveyim Provence casusları mı girdi oyuna? Ne yaptı böyle? Hadi be oğlum ya. Hadi be yavrum ya. Avusturya ile ateşkes bitti bak. İnanılmaz. Evet vermiyor abi adam. Şu şehir var ya ne direndi be. Helal olsun. Tarihi bir şehir. Oğlum bak geçiyordun az önce lan. Şimdi ne geçiyordun? Hım. Evet. Bir başkente otursam bu anlaşacaktı ya. Şehir düşme. Evet. Senin ben suratına tüküreyim. Bir dakika. Dayanır mı bu şehir? Bir tur dayanırsa vuracağım surlara. 17 günde alır mı? Alırlar. 17 günde alır bence burayı. Hadi. Alırsın 17 günde. Yapma bak. Alamadı. Alamadı ki. Morale baksana. Gerçi bir tur daha dayandı. Ulan sura bak be adam be adam. Adam be adam. Hadi. Hadi yürü şimdi. Kafanı gözünü kıracağım senin İsveç. Seni var ya çok fena geberteceğim. Alçak. Bütün şu an hırsım İsveç'i yok etmek üzerine.
Sonra bunu söylemeseydim, şu olaylar yaşandı dedi hünkârım, paradoksu yok edeceksiniz değil mi? Oyunu bu kadar problemli yaptığı için. Ya ondan değil. Bak görmüyor musun alçağı? Başıma iş çıkardı. Dünyanın insan gücünü kaybettim onun yüzünden. Alçak. Evet. Şimdi Paco arkadaşımıza baktınız. Efsane. Efendim. 16 dedin zaten. Hepsi 16. Çok iyi. Çok iyi. Bunları alacağız. İsveç denilen alçak devletten. Şimdi saygıdeğer izleyici, Mazandaran devlet artık vassal oluyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Öte yandan bunları fethederiz. Yani şimdi uğraşmaya gerek yok. Bunlar zaten devasa ülkeler, gerek yok. Sen dur. Şimdi efendim. Efendim bu fenim. Oyrat bu uyarı mı atmış? Şey garanti mi atmış? Senin haddine mi bre gafil? Medine savaşa geleceğim diyor. Medine'yi çağırırsak Yemen geliyor. Orasan'ın savaşı şey Orasan şey Orasan toprakları için bunlardan hangisi çok değerlidir bilemiyorum ama şimdi 3 tane savaş açacağız. Jaunpur savaşı, Delhi ilhak edilmiş mi edilmemiş hala. Delhi ne diyorsun son duruma? Delhi adamın dibi. İşte buyur. Delhi denilen devlet. Harika. Bu problem değil, onu çözeceğim birazdan. Şimdi canım kardeşim, ne diyorduk? Buraya savaş açacağız. Efendim. Bunun için. Bunu açtık. Medine'nin savaş lideri olmasına gerek yoktu. Olmadı da zaten. Abi şu isyanı bastırabilir misin? Var mı? Var. Evet. Generale benzemedi ama olsun. Şimdi bu kardeşimiz geriye de şuraya dönsün. Sen de şuraya gel. Canım kardeşim sen de buraya bir yere gel. Fazla mı? Neyse böleriz. Abi, şimdi artık Napoli'yi alma savaşı yapacağız. Ama Napoli'nin skoru çok fazla olmayacak mı? Evet. Şimdi o biraz sıkıntı gibi. Ama bakacağız. Yani bir yandan Leon'u almam lazım. Efendim. Fransa'da bir hakkı var mı Burgonya'nın? Yok değil mi? Bir tane claim mlaim bir şey yapsana birader. Şurada hakkımız olsun da savaş açalım ya alçak. Bir işe yara ya Burgonya. Fransa'ya da dalacağız. Aynı dönemde. İngiltere benimle dost olabilir tabii. Bu savaşın bitmesi durumunda. Evet. Buraya toplu bir saldırı yapacağım ama ondan önce şurayı, ondan sonra Fransa'dan toprak almayı falan bunları yapsam çok daha tatlı olur. Yani planlı vesaire gidelim diyoruz ya. Daha çok hoşuma gidiyor bu mevzu böyle. Bir de bu var. Lan şimdi Bahmanis geliyor, öbürü gelmiyor. Hayda. Çünkü öbürüyle savaşta mıyız? Hayır. Tamam önemli değil. Ne yapayım Bahmanis, kendi kaşıdın. Dayağı yiyeceksin yani. Geçmiş olsun. Şimdi bunları getiriyoruz. Evet. Mazandaran devleti bu olacak. Tamam mı? Saygıdeğer Delhi. Vassal olmuyorsunuz biliyorum. Ama olacaksınız çok yakında. Şu Bengali biraz daha yaklaştıracağım sana. Sen diyeceksin ki oldu bu iş. Tamam. Ben bağlanmak istiyorum. Gerekirse evliliği yaparız. Gerekirse yaparız. Şimdi karıştırma ortalığı. Dur. Alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın diyor. Evet. Askerlerimiz geliyor. Aynı zamanda bir İspanyol seferi yapacağız. Napoli'nin agresifliği bir tık yüksek olacağı için olayı biraz daha şey yapıyordum. Gerçi Napoli'yi ilhak etmesek de olur da şey yani kendim kor yapsam da olur da artık yani ne diyeyim, yarı skorunu alıyorsun, avantaj oluyor ondan dolayı. Normalde daha maliyetli bir toprak oluyor kendileri. Geç. Garnatat'taki projemiz de durdu maalesef. Güzel. Gayet güzel. Devam. Bunlar nereden geldi? Medine. Vay inanılmazsın sen. Gerçekten hainliğin unutulmayacak.
Gitmiş Timur'la dost olmuş. Tarihin bir cilvesi. Buyurun. Bu arada admin teknolojimiz yine geldi. Çünkü yurt yapmıyorum dikkat ederseniz. Artık yaptık. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ya enflasyon kaç şu anda? Keşke admin puanı alsaydık, daha iyiydi de. Şunları düşürelim en azından. Abi benim harbiden bir yerlere ilhak etmem lazım. Aslında şurada da şeyi seçmek gerekiyordu da. Bir tane Novgorod toprağını kurtaraydık iyiydi. Neyse şey, ateşkesleri hemen hemen aynı dönemde olacak herhalde. 1513-12 bir yıl var. Bir yıl bekleme gelirse sakınca yok. Zaten savaş açtığında otomatik olarak uzayacak. Korların şeyi dönemi. Burada bana yurt yapabileceğim bir bölge lazım. O da Kazan gibi görünüyor. En mantıklısı Kazan. Kazan üzerinden Moskova topraklarını fethetme şansımız var. Hak iddiasını da keza yapabiliriz. Bunların yapacağı yok gibi. Efendim böyle bir durum. Şunu ilhak edelim. Bir yıla... Şey, ne? 17 mi dedi? 7 diye düşündüm. 17 mi? Oha. Evet. 11 yılda ilhak olacak. Çünkü itibarımız yok. Ya. Bu da böyle bir oyun. Geç. Paralı asker de sürünüyor oradan oraya, oradan oraya. Sen de böyle geç. Çok güzel. Şimdi efendim, burada başka açacağım bir savaş yok galiba. Canım kardeşim. Bahmanis öbür tarafta savaştayım ben diyor. Güzel olabilir. Bu da gidiyor o tarafa. Başka benim şu an görev yapmayan ton ordum var. Bunları, ha bu ikisi böyle gelsin. Şunları getir buraya. Gazi Kumuk'la beyaz barış yap. Vassal alacaktım. Düşündüm bunu ama şey... şey yok ya. Süre yoktu. Savaşın açılacağı zaman. Gerçi biraz geciktirdik de. Olsun. Şimdi efendim buradan devam. Buradan devam. Delhi denilen devlet. Geliyoruz sana doğru. Azıcık bekle. Timur Devleti saygıdeğer Horasan'ımıza ait toprakları verecek. Şöyle bakalım. Tabii bu çok fazla skor yapacak ama. Şöyle. Evet. Gayet iyi. Bana da toprak lazım şimdi. Afganistan'ı bırakmak için. Gerçi Afganistan'ı bırakmasak da olur aslında. İki toprağını aldık ama. Ha bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ferah dahil mi? Dahil. Fakat şurası komple Afgan görünüyordu yanlış anlamadıysan. Evet. Şimdi bunlar enteresan olaylar. Şimdi Reconquest'i bilerek kullanıyorum ki çok daha hızlı bir şekilde hem zaten eyaletin bonuslarından yararlanıyorum hem de çok hızlı bir şekilde fethetme şansın oluyor Timur gibi bir devleti. Böyle bir avantaj var. Bunu kullanmakta yarar var diye düşünüyorum. O yüzden Afganistan'ı alsak mı diyorum. Diyorum bir yandan. Basra'yı artık bu savaşta alalım. Bilmiyorum. Belki vazgeçebilirim bu konuda. Garantisi var mı kimseye? Atmamış. Balüçistan. Burada bir çakallık yapıp Balüçistan'a komşu olup şey yaptırabiliriz aslında. Balüçistan'a garanti atabilir. Attığı anda da Mortingen. Ama çok uzak kalıyor kendisi şu anda. Peki. Buralara ulaşma ve su da sıkıntı. Tamam neyse. Problem değil. Devam. Şimdi İspanya'daki ordumuz hazır. Artık bu savaşı da başlatalım. Efendim Portekiz savaşa geliyorum diyor. Gelsin. Savaşçıları yapmaya gerek yok. İngiltere falan katılıyor savaşa. Tremcen ve öbür taraflar alınacak idi. Ama kendime toprak alacağım için şunu seçsek de olabilir. Tur masrafları verilmemiş mi? Tüh. Gidip hemen vuralım mı surlara? Vuralım abi. Hemen hızlıca bitsin o kuşatma. Gerçi gene biter de. Tamam beklesin. Şimdi Napoli'yi bana teslim et desem ne diyorsun? Saygıdeğer Napoli'yi. Bu kim? Navarra olmaz. 64 skor var. 97 agresiflik. Sadece Napoli için. Yani şurası için 97 agresiflik vereceğiz. 200 diplomatik puan vereceğiz. Yani
Çok enteresan bir bilgi. Kendi kendilerine bağımsız kalsalar problem değil de. 30 skor. Ha, o zaman bağımsızlık isteklerini arttırmak adına Operation Flashpoint yapsak nasıl olur? 10 tane toprak diyordu. Burası da dahildi sanki ona. Bir dakika şimdi. Şey neredeydi? Şimdi bende buranın, ondan sonra Cordoba'nın üst taraf, Cebeli Tarık var, İspilya var ve onun haricindekiler, bunların bende olması lazım. Şu an 6 tanesi bende varmış. Vassalda olanı saymıyor değil mi? 3, 6. Evet, doğru. Mecburen bunu şey etmek gerekecek işte. O Warscore Calls indirimini almak için. Evet. Yani bunun gücünü kırmam lazım. Fransa 38 alıyor. Fransa'nın ilişkisini kasarız yalandan. Şimdilik bir koalisyon tehdidi olmasın. Halledeceğim ben zaten onu sonra. Böyle bir anlaşma yaparız. Şunu da ilak edelim ya. 9, 3 yılı var daha. Tamam. Diplomatik puan veriyor diye alıyorsun diyorsun da sanki diplomatik puana ihtiyacımız var. Güzel. Başka. Bahmanis falan öbür savaşlara odaklanmışlar. Toledo düşüyor. Çok iyi. Şuna vurup oradan Lizbon'a geç. Sen de Kadiz'e falan geç. Hangisi bu? Yeter artık. 11 yıl var teknolojinin bitmesine. Burada diplomatik fikri alabiliriz artık. Ofansif fikir yerine. Efendim. Çok da iyi olabilir. Yani Province War Score Calls indirimi dedik ya işte, o çok fena olur bizim için. Bunu da bu tarihlerde biteceğini söylüyor. Ha gerçi Castilla'dan böyle alırsak Leon'u ne zaman alacağız? Bu da bir başka videonun konusu. Şöyle alacağız. İngiltere'nin de canı sıkılıyormuş bu mevzuya. Problem değil. Problem değil. Tüm Avrupa'ya büyük bir saldırı yapacağız ama bunun en zevkli yanı işte dediğim mevzuda. Yani önce şu diplomasimizi bir ayarlayalım. Ondan sonra kamyon gibi çarpacağım onlara. Gel. Daha erken çok rahat yaparsınız. Ben onu da yaptım aslında. Kendi oyunumda. Ama yani böyle hazmederek oynamak oyunu daha eğlenceli kılıyor. Onu söyleyeyim. Daha eğlenceli, daha böyle bir hoş. Daha seri gibi seri. Yani YouTube'dayız şu an. Efendim. Devam. Evet, BAM da kuşatıldı diyorsun. Timur'un ordularını kovalayalım mı? Alçaklık yapmasın orada. Ha, Timur'un ateşkesini böyle düşürürüz olmazsa. Ha. Tabii ya, Gazi Kumu bundan kullanalım. Doğru. İşimize yarar. İnsan gücümüz azaldı. Hem muharebeler var hem kuşatmalara çok insan gücü gidiyor. Güzel. Ceneviz'den de toprak söküp alacaktık sözde. O da kaldı. Alırız. Lüzumsuz bir şey ya, hiç ilgilenmek de istemedik. Şunlara vurayım. Biraz daha hızlansın. Portekiz mi düştü? Saygıdeğer Portekiz, İngilizlerle olan dostunuzu bozunuz. Bir de para veriniz bize, ondan sonra gidiniz. Şunu da ikiye bölünüz, buraya getiriniz. Buraya da bir tane general veriniz. Şunlar birlikte gezmişsin, çok insan gücü kaybediyoruz. Sen nereye gittin abi? Dağlık alana. Şuna saldırabilir veya geç bakayım şöyle. Tamam. Dokunduğu gibi imha oldu bu arada. Tebrikler. Geç şöyle. Castilla'nın gücünü kırarsak adamların bağımsız kalma ihtimali var. Güzel olur. Böyle geçiniz. Evet. Şimdi yani ben ne desem ki sana? Aslında puana ihtiyacımız da yok. Zaten iyi bir danışmanımız varmış. Problem değil. Sen de kuşat canım kardeşim. Öte yandan
Medine'nin üzerine buyurun bir ordu. Onun dostunu bozayım diyorum abi. Onun dostunu bozalım. Diplomatic Reputation danışman var. Ha, doğru. Doğru. Sensin o, evet. Seni seçelim. Ha, güzel. Ne kadar para harcıyoruz? 34 tuka gelir var. İyi. Bu nedir? Azerbaycan isyancısı. Şuna bir bastırır mısın? Devam. Bu taraf da düşmüş. Güzel. Güzel. Bahman ise bir beyaz barış gibi bir şey yaptırırız. Veya Jaunpur'la olan dostunu bozdururuz. Vyayanagar'ın burayı mağlup etmesi iyi olur. Yok etse hatta mükemmel olur. Harika, hoş olur, muhteşem olur. Bu arada ordumuz bu tarafı da kuşatmayı başarmış. Şimdi siz de geçin böyle. Güzel. Kastilya'nın yanında başka kimse yoktu zaten. Yavrum siz kuşatın. Buyurunuz. Bu da işgal emrini alsın. 20 bin askeri var. Bunların bağımsızlık isteği yükseldi mi? Hayır. Peki. Çok iyi. Admin puanların birikti. O da güzel. O da güzel. O da güzel. Bir tane istikrar basacağım abi izniniz olursa. Maliyetine başlayacağım şimdi. Geç şöyle. Güzel. Aragon ordusu gitmiş Burgonya'yı kuşatıyor. İnanılır şey değil. İnanılır şey değil. Burgonya sana ne yaptı? Ne yaptı yani Burgonya yaşamaktan başka? Şu gemilere saldıralım abi. Beter olsun. Bir amirali seçmemişiz herhalde. Seçmedim, ismini beğenmedim. İsmini de bilmiyorum şimdi. Kim bilir neydi? Evet. 6 tane ne galey mi aldım? Bir şey oldu sanki. Aman tanrım. Başka gemi var mı? Kayıkmış bu. Gemi diye koymuşlar buraya, alçak. Yok oldu gitti saniyede. Bu arada şu arkadaşlarımıza evet bir bastıralım artık. Saygıdeğer ordum. Devam. Burası da mı düştü? Ola ne abi, saniyede her yer işgal oluyor ya. Acaba neden? Bu terbiyesiz devlet çok yakında vassalım olacak ve devasa bir koru var. Bakın ne kadar güzel değil mi? Fantastik bir olay. Bravo. Olur. Olur. Bu kim? Aferin. Şimdi efendim. Gayet güzel. Bu taraflara bakıyorsun. Şu arkadaş burada ne yapıyor mesela? Şunun peşine takılabilir veya buraya gidebilir veya buraya gidebilir. Sen anlaşmaya razı mısın? Timur'la dostunu boz. Seni ilhak edeceğim. Yemen'le de boz. Seni sonra vereceğiz. Saygıdeğer vassalımız eyaleti Mısır'a. Başka? Valencia da gitti. Çok iyi. %7'de mi kuşattık? Yanlış mı gördüm ben? Ender gelişen Osasuna ataklarından biri mi oldu yoksa? Fantastik. Burgos da gitti. Kastilya çok hızlı bir şekilde yenilmeye devam ediyordu. Savaş yapacağız diye geldiler ama çok hızlı bir yenilgi. Litvanya, Polonya bilmem ne. Polonya'nın agresifliği yok. Ama ilişkisi iyi değil. O yüzden dost olmak istemeyecek. Delhi ile alyans var. Acem'le evlilik duruyor maalesef. Horasan. Horasan bu savaştan sonra seni de eyalet haline getiririz. Kafanı yorma. Devam. Efendim. Gidenler ver diplomatik puan ver. Bu ne ya? Bu arada dünyanın ordusu gelmiş. Jaunpur ve Bahmani'ye ait. Oo, bam gitti. Peki. Hayır. Şöyle geç. Ya da geç. Dur bakayım. Direnebilecekler mi? Oha, şehir düştü lan. Oha. Evet, yani bir tane hayırlı bir haber geldiyse hemen arkasına daha kötüsü 2-3 tane gelir zaten. Teşekkür ederiz. Geç bile kaldı. Bu gerçi savaşa çağrılamaz. Acaba dedim savaşa mı çağırsam? Orada 2 saat kuşatma yapıyor bilmem ne. Benim bu kadar mı ordum var ya gerçi? Evet, bunlar burada bekliyor. Başka? Burada bir yerde bir ordum unutuldu, doğru. Ya var çünkü bir sıkıntı var. Bu kadar asker sayımızın az olması hayra alamet değil. Güzel. Ben şimdi buna saldıracağım ama yenemezse... Problem. Teknolojisi geride ama. Gerçi bakayım.
Abi 9 seviye birim de bunu yenemezse artık. Yani erken dönemde güçlü oluyorlar da. Burada da bir tane ordumuz var, doğru, paralı. Oba, 50 bin asker. Hem de normal askerime saldırmışlar. Ah. 20 bin kayıp mı? Oğlum. Bak işte görüyorsun değil mi? Müthiş. Müthiş. Evladım geç. Surlara vursak mı? Savaşı hızlandırmak için. Çok 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 hasarlı gidiyor savaş şu anda. Evet. Lahore düştü. Güzel. Savaş yetenimiz neresiydi bu arada? Bir yant. Burası. Güzel. Şuranın insan gücü toparlanmış mı? Hayır. Tamam. Vurmuyorum. Çağatay'la ateşkesimiz bitmiş. O da güzel. O da güzel. Siz şuraya geçiniz. Bunlar oradan geldi mi? Kuşatıp gelmişler. Aferin. 83 skor. Azan'ın ilakı çok uzun sürecek maalesef. Evet, Bahmenis kuşattı. Sağ olsunlar. Çok asker yığmışlar bu bölgeye. Kendi ülkeni savun desem böyle koşmazsın değil mi? Alçak. Ama görüşeceğiz. Alayınızla görüşeceğiz. Bundan birkaç insan gücü ver de geberdik. Öyle. Aşırı kayıp oldu. Özellikle kuşatmalarda beklediğinden daha fazla kayıp oldu. Birkaç tane de muharebe bizi bitirdi. Bunların telafisi gerekmektedir. Heh. Tamam, devam. Kaç? 12 bin kayıp daha var. Şimdi buraya bir tane ordu indirmem lazım. Özellikle Bahmanis'i düşürebilirsek çok daha iyi olur. Muhtemelen. Geliyorsun değil mi? Güzel. Adamlar bütün Horasan'ı kurtardılar. Öte yandan o da gitti. Güzel. Devam. Şu arkadaşları getirelim. Korfu'daki askerleri gördüm ama hiç saldırasım yok şimdi oraya. Evet. Merakla bekliyoruz bakalım ne zaman şehir düşecek diye. Şunu şuraya getir. %64. Komutanın var Terminator. Buyurunuz. Buyurunuz. Başkenti Barcelona'da. Saygıdeğer Aragon'un. Ve admin puanlarımız yine birikiyor. Diplomatik teknolojimiz de var aynı zamanda. Hangisi için diyorsun abi? İkisi için de inovasyon veririm diyor. Versin mi? Ama ya çok puan var ya. Evet, maalesef aşırı derecede erken bitirdik. Aslında diplomatiği harbiden bitirmeme gerek yoktu da neyse. Çünkü şey var zaten. Zaten birazdan Basra'yı alınca ekstra indirim gelecek. Bir problem yok. Maalesef bir problem yok. Gel. Provence casusları tam böyle heveslendi. Problem var diye ama hayır. Maalesef bir problem yok. Dal bakayım böyle. Şimdi efendim. Efendim. Nereyi kurtardılar? Ha, başkenti kurtardılar. Güzel. Güzel. Öte yandan şu yukarıdaki ordu geliyor mu? Abi şu şeyden bir kurtulalım. Hangisi bu? Ne bu? Tex mi? Al. Hop. Yanlış bastık. Diplomatik puana ihtiyaç duyacağım döneme geldik. İnadına basıyor Uğur Bey. Helal olsun. Güzel. Bir de bu isyancı çıktı başıma. Ne oldu bu? İspanya askeri imha mı? Güzel. Yani öyle zannettik ama bilemiyorum. Olmayabilir. Geç şöyle. 58 skor var İspanyol devletinde. Lehimize. Şu adamın ilişkisini ayarlayalım. İlhak etmek için. Devam. Çok güzel. Ya adamlar işte kağıt yani askerleri kağıt da. Yapay zara güvenmiyor insan. Bak. Bir destek meslek getirse savaş tehlikeye girebilir. Yok. Yok.
Şunu da ver. Tamam. Oradan buraya yürü. Geçtik mi kardeşim başkentine senin? Sen bir yenil de aklın başına gelsin senin alçak. Topçu sayısı yeterli değil. Bu kadar asker var. Bunun topçu sayısını arttırmamız lazım. Nerededir? Morali yetersiz görünüyor. Güzel. Ah, 21 bin kayıp var. Maalesef. Evet, bakmazsan olacağı bu. İmha olmamış ve dünyanın kaybı bir kez daha. Bugünkü ben son bölümümü çekeyim en iyisi. En iyisi. Ben imha oldu diye görüyorum ama görmüyorum aslında. Yok çünkü öyle bir şey. Durduk yere ülkenin bütün insan gücünü yedik şu savaşlarda. Buraya da geçemiyorduk değil mi en son? Donanma bunu getirebilir mi bir yere? Önce git şunu bastır. Bu herif buraya dönebilir mi? Tamam, göndereceğim, bekle. Bekle. Sen ne yaptın? Yürü buraya. 50 skor. Bam geldi, Herat geldi. Şimdi canım abicim şuraya geç de bunların askeri ne kadar? 48.000. Buraya bir yere geç. Sen de buraya gel. Bunları tek tek böldüreyim, askerleri imha ettireyim. Şehirleri kuşattırayım. Evet, imha ettireyim kendi ordularımı değil mi? Bir saniye. Şimdi şunu seç. Tamam. Bunları böyle ver. Evet, evet, evet. Evet, tamam, güzel. Devam. Bu bir yantı kuşatıyor muyuz? Bir yanta geç önce. Hayır, hayır abi. Yeter artık. Yeter, gözünü seveyim yeter. Abuk subuk muharebelerle dünyanın insan gücünü verdim zaten durduk yere. Şurayı al. Geç. Var mı limit? Ver bir tane daha. Çok iyi. Şimdi Timur dedik. Öbürü dedik. Evet. Timur şunu git bakayım üzerine bir. Bunun da üstüne gitsen. Umarım kaybetmeyiz şehri. Koş 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 koş. Avusturya Bohemia düşmanlığı umurumuzda değil. Saygıdeğer dostum, sana çok yaklaşacağız birazdan. Senin abi yapma abi modunu açman lazım artık. Bunun başka dostu kim vardı? Yaz, vassalmış o. Tamam. Güzel güzel güzel. Neyse ki bu hükümdar iyi de çok büyük bir kayıp yaşatmıyor bize. Yani gerçi sonradan özellik aldı da diyelim. Arkadan da kanuni geliyor zaten. Oyun umarım nefes aldırır bize meşruluk konusunda. Geç, 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 geç. Ah, evet. Castile, Aragon tarafında başkent gitti. Güzel. Güzel. Bunları taşı. Al buraya. Bunu gönder, bunu gönder. Yalnız bunu buraya koyacağım. Bakmayacağım. Gelip saldıracak bak buna. Bak, bu sefer de ben... Oğlum, pusu mu atıyorsun lan alçak? Ah! Deli olacağım ya. Kaçıncı dakikada bölüm şu an? Evet. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yemin ediyorum gözlerim bir şey olmaya başladı artık. Kör oldum. Oh. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok fazla insan gücü kaybettirdi bu savaşlar bana. Lüzumsuz yere. Maalesef ki. Önümüzdeki bölümde ne yapacağız? Bunu bir önce bir yapayım da devam ederim olmazsa. Şimdi bana Bengal'in topraklarını verecekler. Malva diplomatik yollardan vassal olur mu acaba? Bu arada bu herif bunu kabul ediyormuş ha. İyi. İyi. Boşuna mı uzattık biz bu savaşı? Neyse ama şunun önce şunun anlaşmasını yapmamız lazım. Jaunpur'la olan dostluğu bozsun diye. Bunu bir çek bakayım. Bir dakika.
Çok iyi ya. Müthiş. Müthiş. Müthiş abi, müthiş. 4 tane topçu gitmiş orada. Bu arada bunları gönderdim ama yani evet, kazanamayacak ki o. Moral dayandı mı son anda? İyi. İyi, güzel. Çok güzel. Harika, muhteşem. Evet, neresi kilitlendi? Aa, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Mükemmel ya. Her şey mükemmel gidiyor. Evet, şununla bir anlaşma yapalım. Ara mara da almıyorum. Ateşkes bitse olur erkenden. Şimdi bu herif. Delhi'nin bize yakın bir toprağı var burada illaki. Biraz daha yakınımıza çekme şansımız var kendisini. Development'ımızda da iki tane toprağı var. Şu şey 8'lik ne bu? Feyzabad. Feyzabad'ı bize ver. Ama önce şuradaki ordularımızın bir imhasını... Ha şey 18'de var mıymış, pardon. Onu da görmedim bu arada. Abi nereye baksam... Problem ya. Lan bıraksana ordularımı. Alçak. Getir. Lan Timur. Mezar oldun bize be. Beddua mı ettin, ne yaptın? Topraklarımı vermem ben. Hayır. Hayır. Kıyamet. Fransa 66 agresiflik alacak. Bunun düşmanına küfür etmiş miydik biz? Yani düşmanına sövelim. Mesela İsveç'e. Evet. 82 oldu. Gerçi ben toprak alınca... Ama aldığım topraklarla Fransa'nın bir alakası yok. Tamam. Problem değil. Bu şekilde arkadaşımızın içine ettik. Bunlar kenarda bir dursun. Bir gelsinler şurada nefes alsınlar. Geberdik diyor. Savaş 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 nereye kadar diyor. Bunu da gelecek. Şimdi Jaunpur ateşkesinde de Feyzabad'ı ekledik mi kardeşim, Feyzabad'ı? Feyzabad. Ver bunu. Tamam mı? Bunun haricinde buralara ben inemem tabii. Para da alalım. Sponsor olsun. Anlaşmamızı yapalım. Yani gayet iyi. Şimdi Feyzabad'ı da aldıktan sonra bunun düzelmesi, evet, düzelmesi lazım. Şimdi bir de toprak da verdim. Ekstra ilişki kastık. Sizi geriye çekelim. Bunu buraya bırakayım mı? Geçiş iznim yok. Tamam, bırakırım oraya şimdi. Sorun değil. Hatta vassal düğmesine basacağım için otomatik olarak geçebileceğim oraya. Tamamdır. Şuraya alalım sizi. Şimdi. Saygılar dostum, şunları getir. Efendim. Bunu da vassal aldık dedik. Bu arkadaşın başka nerede toprağı var? Tamam. Bunun bir garanti attığı devlet yok maalesef. Olsaydı ona göre hamle yapardık. Bengal'in savaş nedenini bir yerlerde kullanabiliriz. Eyalet yapacağız. Bu arkadaş kalacak gerçi. Diplomat yetmiyor ya. Maalesef. Heh. Çok güzel. Buralarda hiç yok mu kardeşim zengin bölge? Fakirlikten ölüyoruz diyorlar. Keza burası da öyle. Timur'un koru yetmiyormuş. Hala. O da güzel. Bu asker kim bilir ne kadardı da bu hale geldi ya. 10.000, 12.000. Evet, bu da burada bekliyor. Çok iyi. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Buradan iki tane vassal çıkartacağız. İspanya'nın topraklarını almak için. Fransa ile aramız iyi. Koalisyon yok zaten. Şu orduyu indireceksin bir yerlere. Buraya. Ayarlarım gerçi sonra. Bu arkadaşla savaşımız geliyor. Moskova'nın gelmesi problem değil. Para alacağım zaten kendisinden. Ve şu şeyin projesini yükselteceğiz. Granada'nın. Efendim. Gerçi daha ikinci seviyeye geçememiş ama. Yakında geçer diye umut ediyoruz. Başka ne diyeceğim ben sizlere? Timur'un anlaşması yapılacak. Hindistan'daki ilerleyişimize devam edecektir. Hak iddiaları oluşturmamıza istinaden. Teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. Yakında Avrupa Savaşı geliyor.